buradayız. Evet, siz de geldiniz, biliyoruz. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hocamızın sohbetlerini kaçırmadığınız için. Şimdi hocam, ben hemen sizin bahçenizden şunları çaldım, koydum masamıza. Çok iyi yaptınız. Çünkü bugün doğa, çevre, çiçekler, böcekler, ağaçlar, ormanlar, hayvanları konuşacağız. İnşallah. En sevdiğim konu. Hocam, bu aloe vera, bu da evet, kaktüs. Evet, çeşitli kaktüs çeşitleri. Bunlar burada dursun. Ben şeyi çok seviyorum. Mesela hediye aldığım zaman filan da çiçek alırsam saksı çiçekleri en doğrusu tercih evet, ediyorum. Evet, yani en doğrusu. Ya da işte bahçeniz varsa, muhtemelen siz de öyle yapıyorsunuzdur. Artık hani soğumaya yakın, hani o Allah'la zikrini kesmeye yakınken kesmek ve koymak bana hani daha şey geliyor. Daha ince yani bir düşünce. Daha ince bir düşünce, evet, daha bir doğru olan, ama tabii ki uygulayamıyoruz hayat şartları için, ama doğru olan o tabii. Şimdi tabii sevgili izleyenler görmediler. Biz 4 programı burada yaptık. Bu manevi enerjisi yüksek olan bir mekanda. Baktım bahçesi de çok güzel ve hocanın hayvanları var. Evet. Hocam evet, biraz bahsedelim mi? Bu özellikle sizin hayvan sevginizden de. Aslında hayvan sevgisi veya başka türlü sevgi veya farklı duygular insanın gönlünün bir yerinde vardır, o vardır, yeri geldiği zaman ortaya çıkar. Hazreti Mevlana bir beytinde buyurur ki 72 milletin 72 inancının hepsi sende var, vakti saati geldiğinde hepsi ortaya çıkar. Onun için sende yok diye bir başkasında ayıp kusur arama. Eğer bir ortamını bulursa hemen ortaya çıkacak. 72 milletin 72 inancının hepsi sende var. Bir köşede sinmiş bekliyor. Vakti saati gelirse ortaya çıkar. Onun için kimse ayıplama, günah, kar kabul etme. Her şey sende de var diyor. Bunu niye arz ediyorum? Aslında hayvan sevgisi veya başka türlü sevgi, ilgi her insanın her içinde olan bir şeydir. Ama ortamını bulamadığı için ortaya çıkmaz. Bu vakfı kurduğumuz zaman elhamdülillah çok büyük bir bahçesi var ve arka tarafı tümüyle doğal orman. Ve böyle olunca her zaman bir köşede saklı duran o hayvan sevgisi birden ortaya çıktı. Ve böyle olunca da tabii ki bunun ortaya çıkmasındaki sebep de şu, ormana çok yakın olduğumuz için. Ormandan buraya, vakfın çok yakınına, ormandan vahşi hayvanlar geliyordu. Yani neredeyse mutfak kapısına kadar. Oo. Evet, tabii biz bunları kameradan görüyoruz. Ve bu vahşi hayvanlardan kurtulmanın yollarını aradık. Çünkü doğal orman bir şey yapamayız. Sonuçta bize dediler ki belki köpek alırsanız, bu köpekleri ormana yakın bir yere koyarsanız bu ormandan vahşi hayvanlar gelmez. Tamam, çok güzel. Bendeniz de düşündüm. Bendeniz böyle iri köpekleri severim. Hani bazı insanlar küçük köpekleri evet, sever. Düşündüm, o zaman dedim köpeğim olacaksa böyle iri köpekler olmalı. Ve araştırdım. Ülkemizde en iyi köpekler olarak bana göre Kangal köpeklerini tespit ettik. Ve gerçekten de bir dostumuzun aracılığıyla Kangal'dan iki tane böyle yavru köpek getirdik. Ve bunları bendeniz kendi ellerimle büyüttüm. Evlat gibi gerçekten bendeniz elhamdülillah anneyim. Analık duygusunu bilirim. Yani bu iki yavru köpeği bir anne gibi, bir evlat gibi büyüttüm. Ve bunlar şimdi 2,5-3 yaşlarında. İsimlerini de merak evet, ediyorlar. Evet, o bir tanesi sevgilim. Onun adı Kanki. O Kanki, diğeri Yaren. Kanki dişi, Yaren erkek. Ve bendeniz onların güzelliğini, karakterlerindeki hasleti, edebi, terbiyeyi gerçekten anlatamayacağım, ifade edemeyeceğim. Yani bendeniz samimiyetle Kanki'nin karşısında nezakete, edebe, terbiyeye çok dikkat ediyorum. Yani bir hayvanmış gibi davranamıyorum. Çünkü o kadar duygusal, o kadar hassas ki bendenizin en ufak bir nezaketsizliği veya sert bir hitabından anlayıp onu böyle üzüntüyle karşılayacak bir karaktere sahip. Sonuçta bu Kanki ve Yaren olduktan sonra yavaş yavaş başladık işte. İsterseniz baştan başlayayım, böyle anlatayım. Evet, lütfen. İlk başta böyle... Bu vakfın bahçesi 7 kat.
Vakıf çünkü çok yüksek bir dağın tepesinde. Aşağıya doğru böyle kat kat iniyor ve 7 kat ayrı ayrı bahçe var. İlk katta havuzumuz var ve havuzda bilemiyorum herhalde bir 100 tane kadar balıklarımız var renkli renkli. Ve hemen birinci katta sokak kedilerinin dışında 3 tane özel kedim var. Maviş, Zümrüt, Yare, pardon, Narin. Narin. 3 tane kedi var. Ambulans var bir de. İşte o ambulansı Maviş. Maviş. Ona kod adım ambulans. Evet, çünkü kod sürekli. Sürekli. Sürekli miyav yaptığı için ona ben Deniz ambulans diyorum. Ama asıl adı Maviş. Mavi. Çünkü gözleri mavi mavi. O Van kedisi kırması. Sonra bir alt kata geçtiğimizde sayısını bilmediğim tavşanlarımız var. Tavşanlarımız var. Bunlar genelde Hollanda lop cinsi. Kırmızı gözlü, mavi gözlü, siyah gözlü. Böyle pofidik pofidik pofidik. Tatlı. Çok pofidik pofidik, tüylü tüylü. Yine vardır 50-60 tane diye biliyorum. Tavşanlarımız var. Tavus kuşu. Tavus kuşumuz var, evet. 7 tane tavus kuşumuz var ve bu tavus kuşu da işte bir taneydi tabii. Burada yumurtladı. 5 tane yavrusu oldu. Şimdi o yavrular da büyüdü. Onlar da kocaman kocaman tavus kuşu oldular. Ve şimdi anne tekrar kuluçkaya yattı. Tekrar tavus kuşlarımız olacak. Böyle 10-15 tavus kuşu ne yapacağım onu da bilmiyorum. Onu da düşünüyorum yani. Ayrıca cinepik. O da yeni bir tutku haline geldi. Bir dostumuz bir tane cinepik hediye etti. Bir dişi bir erkek. Dişisi vefat etti. Tek olmaz diye bir tane yanına dişi aldık. Onu aldık. Ya bir tane de arkada o bu derken ürediler, çoğaldılar. Sevdiğimizi bilenler hediye getirdi. Ve yaklaşık sanırım 20-25 cinepik oldu. Cingöz. Esas geldi. Alt solist geliyor. Evet. Gidinmeyin cingöz. Cingöz. Evet gerçekten cingöz. Cingöz ördek. Evet. Vakıftaki dostlarımızdan bir tanesi. Hani pazarda orada burada böyle yavru satarlar. Almış onu evde çocuk oynasın diye. Tabii ki bu doğru değil. Bu canlı hayvan oyuncak olmaz. Tabii. Sonuçta pazardan bir yerden almış küçücük bir yavru civciv. Almış eve getirmiş ama evde civcive nasıl baksınlar? Tabii ki bakamamışlar. Hocam size getirebilir miyim? Tabii ki getirin dedim. Küçücük bir civciv. Şimdi o kadar küçük ki anneye ihtiyacı var. Biz onu içeriye aldık. İçeride bakmaya çalıştık. Tabii içeride olduğu için burada yatılı olarak kalan canların odasında bağırıyor sabaha kadar. Onları uyutmuyor. Çünkü saatinde çıkıp onlara biraz yemek, yiyecek vermek gerekiyor. Sonra bahçeye çıkarıyorum havalansın diye. Çok küçük kediler çok etrafta. Hepsi peşini bekliyor onu yakalasın diye. Bu sefer bazı dostlarımızı, canlarımızı cingözün başına koyuyoruz. Aman buna sahip olun kedi kapmasın. Mesela bunu böyle büyüttük. Şimdi yaklaşık sizi annesi zannediyor evet, bu arada. Evet. Bir yaşın yaklaşık bir yaşına geldi. Beni annesi zannediyor. Beni görünce kıyameti koparıyor böyle. Mutlaka kucağıma almam gerekiyor. Başını omuzuma koyması gerekiyor. Burada yatacak. Ben onu seveceğim, seveceğim. Ama böyle bir bebek gibi gerçekten. Burada nasıl güzel içten böyle nefes alıyor sevgiyle, şefkatle. Bir müddet bu omuzumda yatırıyorum. Bu bizim her gün yaptığımız periyodik işimiz yani olmazsa olmaz. Cingöz böyle burada yatacak. Şimdi yakın zamanda yumurtlamaya başladı. Yumurtasını şöyle köşeye bir yere yumurtluyor. Ben her zaman gidip almıyorum. Ara ara gidiyorum. Eğer gidip yumurtasını almamışsam koşuyor gidiyor yumurtayı getiriyor önüme koyuyor. Bak yumurtladım. Gurur duyuyor yumurtasıyla. Halbuki görüyorum ama bekliyorum birkaç yumurtlasın öyle. Yumurtayı alıyor getiriyor önüme koyuyor. Bak yumurtladım öyle dedi. Tebrik bekliyor, teşekkür bekliyor. Hocam inanırsınız tabii ki hayvanların iyileştirici gücü olduğuna. Tabii ki. Tabii yani ki. Hiçbir şey yaratılan hiçbir şey tabii boşa ki. Yaratılmamış. Hiç. Her kesin. Şey birbiriyle böyle uyumludur tabii aslında. Ki. Ama biz ne yazık ki hem ormanlarımıza hem ağaçlara, nehirlere, denizlere hem kötü davranıyoruz ki kötü şey kelimesini çok sevmemekle beraber ama tam anlamı bu. Yok, vicdansızca, evet. Zalimce davranıyoruz hem de hayvanlara. Her türlü hayvana. Fakat görüyoruz ki Hazreti
Peygamberimiz döneminde onun hayvan sevgisini, çevre sevgisini ta o zamanlardan ne kadar önemsediğini. Biraz eski dönemlerden buraya doğru gelerek başlarsak çok memnun olurum. Tabii ki. Bunu Kur'an-ı Kerim'le başlayalım. Lütfen. En'am suresi 36'da, Cenab-ı Hak buyurur ki, karadaki bütün hayvanlar ve gökyüzündeki kanatlı bütün kuşlar sizin gibi bir ümmettir. Bakınız açık ve net. En'am suresi 36. Karadaki bütün hayvanlar, havadaki kanatlı kuşların hepsi sizin gibi ümmettirler. Ümmet ne demek? Yani sizin gibi bir peygambere tabidirler. Sizin gibi Rablerini bilirler. Ve gerçekten bu bir hakikat. Tabii ki Rabbimiz böyle buyuruyor. Bu bir hakikat. Hazreti Mevlana der ki, leylek kuşların şeyhi, hocası. Leylek kuşların hocası. Kumru, güvercin, velisi. Demek ki buradan da anlıyoruz ki kuşlar içerisinde de kamili var, cahili var. Onların da kendi aralarında bir hocaları var. Leylek kuşların mürşidi, güvercin kuşların velisi. Dolayısıyla hayvanları hayvan deyip geçemiyoruz, Onlar da madem ki bizler gibi ümmet, aynen bir peygambere tabi, Rabbimize tabi ki hiç şüphesiz bu böyle. Onlar da Rabbini bilen, Rabbini zikreden mahluklar, hiç şüphesiz böyle. Muhyiddin İbn Arabi'nin bir sözü vardır. Fütuhat-ı Mekke'de şöyle der. Evren dört şey üzere yaratılmıştır. Cemadat, nebadat, hayvanat, insanat, değil mi? Cemadat yani cansız zannedilen dağlar, taşlar ki canlıdır. Cemadat, nebadat, yeryüzündeki ağaçlar, çiçekler, böcekler, yeşil olan ne varsa. Hayvanat, bildiğimiz bütün hayvanlar. İnsanat da işte insanlar. Evren dört şey üzerine yaratılmıştır. Ve bunların zikrini bahseder. Bunların zikrinden, Cenab-ı Allah olan yakınlığından bahseder. Düşünün biz üç sohbettir. Bu dördüncüsü sanıyorum. Üç sohbettir. Sürekli her şeyin en güzelinin Cenab-ı Allah'a yakın olmakla elde edileceğini söylüyoruz. Zikir, fikir, şükür diyoruz. Rabbimizi hatırlama diyoruz. Muhyiddin İbn Arabi buyuruyor ki, en çok Allah'a yakın olan, en çok Allah'ı zikreden cemadattır. Yani bizim cansız zannettiğimiz dağlar, taşlar. Ondan sonra nebadat geliyor. En çok Cenab-ı Allah'a yakın olan ve sürekli zikir halinde olan ağaçlar, çiçekler, böcekler. Üçüncüsü hayvanat, hayvanlar. Dördüncüsü insanlar. Biz son sıradayız. Yani düşünün ki hayvan deyip kıymetini bilmediğimiz, gerekli saygıyı, sevgiyi, hatta hürmet ve muhabbeti göstermediğimiz diyeceğiz. Çünkü yaratılan her şeye, yaratılışları gayesi çerçevesinde saygı göstermek gerekir. Hayvansa hayvanın yaratılış gayesinde saygı göstermek gerekir. Çiçek, böcek, ağaçsa onların yaratılış gayesinde. Bakınız hayvan bile senden çok daha üstün. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların insanlara üstünlüğü takva iledir. Yani takva nedir? Kim Cenab-ı Allah'a yakınsa ondan üstündür. Yoksa ne erkek kadından üstündür, ne zengin olan fakirden üstündür, ne o ne bu. Kimin ahlakı güzelse güzel olmayandan üstündür. Usul budur. Tabii ki insan eşrefi mahlukat olarak yaratılmış. Tabii ki evrendeki en üstün mahluk insandır. Ama bir önceki sohbetimizde mevzu bahsi olduğu gibi o eşrefi mahlukat sıfatından hayvanlık sıfatına düştüğü zaman tabii ki hayvandan aşağı olur. Bizden daha çok Rabbini bilen, Rabbini zikreden bir mahluktan söz ediyoruz. Tabii ki bu gele gele günümüze gele gele bu hayvan sevgisi, doğaya saygı,
evrene saygı, hayvana saygı, bakın sevgiden de öte saygı gerilemiş, ne yazıktır ki. Geçmişe baktığımızda Peygamber Efendimiz'den örnek vereyim. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in de çok sevdiği bir kedisi var, Muazza. Evet. Muazza. İsmine bakın, Muazza ne kadar önemli bir isim. Aziz olan, ya, hürmete layık olan, saygı gösterilmesi, sevilmesi gereken. Aziz demektir. Yani Muazza'nın kökü azize dayanır. Aziz olan, saygıya, hürmete, muhabbete, sevgiye layık olan. Bu isimden de anlıyoruz ki Efendimiz bir hayvana ne kadar önem vermiş. Ve bu Muazza'nın da bir geçmişi var tabii. Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'na giderken ordularıyla birlikte yolda bir bakıyor ki bir kedi yatmış, yavrularını emziriyor. Ve Peygamber Efendimiz hemen ordunun yolunu değiştiriyor. Kedi kalabalıktan, gürültüden zarar görmesin diye. Ve kedinin başına ordudan bir asker koyuyor. Bu orda buradan uzaklaşıncaya kadar bunu muhafaza kontrol et, muhafaza et diye. Ve sonuç itibariyle Uhud Savaşı'na gidiyor ki çok zorlu bir savaş, çok zorlu bir savaş. Oradan döndükten sonra Efendimiz o kediyi arıyor, buluyor ve sahipleniyor. Muazza bu kedi. Bulup onu sahipleniyor. Düşünün, çok önemli bir savaşa giderken yavrusunu emziren bir kedi zarar görmesin diye ordunun yönü değiştiriliyor. Hocam bir de isim koyarmış Peygamber Efendimiz hayvanlarına. İşte mesela Muazza koymuş. Devesine de isim koyarmış. Bütün hayvanlara, bütün hayvanlara. Çünkü ayette ne diyor? Bütün hayvanlar sizin gibi ümmettir. Yani Peygamberimizin ümmetidir. Gerçekten öyledir. Yeryüzündeki bütün mahlukat, hatta ile de Müslüman olması gerekmiyor. Yeryüzündeki bütün insanlar hangi inanca sahip olursa olsun hiç önemli değil. Peygamber Efendimiz'e ümmettir. Onlar bilmez ama Efendimiz bilir. Bildiği için de herkese sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşır. Sonuç itibariyle şimdi aşkın ilk tecelli ettiği yeri Hazreti Mevlana anlatırken, aşkın ilk tecelli ettiği yer elest bezmidir. Elest bir Rabbüküm hitabıdır. O mevzu derin girmeyeyim. Cenab-ı Allah elest hitabında ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman malumunuz bütün ruhlar beli Rabbimizsin dediler, kabul ettiler. Hazreti Mevlana bu olayı anlatırken diyor ki sadece insanlar mı, yeryüzündeki bütün mevcudat o elest bezmindeki sesin letaifi karşısında, güzelliği karşısında hepsi sarhoş oldular da o sarhoşlukla yokluk aleminden varlık alemine geldiler. Ve bir de şöyle devam eder. Köpeğin eğer ki Allah tarafından verilmiş bu dünyadaki sorumlulukları olmasaydı, köpek denilen o hayvan o ilahi aşktan sarhoş olurdu da Mecnun gibi dağlara düşerdi. Bakınız, elest bezminde köpek, Hazreti Mevlana'nın deyişiyle, o Cenab-ı Allah'ın hitabındaki ses ile öylesine bir sarhoş olmuş, öylesine bir aşık olmuş ki, eğer ki diyor, köpeğin bu dünyada bazı sorumlulukları olmasaydı, o aşk ile Mecnun gibi dağlara düşerdi. Ve diğer bir boyutuyla da bizi de söyler tabii. Kendini söyler de ben de o aşk ile sarhoş ile geldim der. Bir tek ben mi? Yeryüzünde o aşk ile sarhoş olmayan bir kişi varsa ben imansızım. Bakınız, Hazreti Mevlana gibi büyük bir veli imanı üzerine yemin ediyor ki elest bezminde buraya hem insanlar hem de hayvanlar Cenab-ı Hakk'ı bilerek, sarhoş olarak geldiler. Biz insan olarak ne yazıktır ki o aşkı, o bilgiyi, buradaki çeşitli güzellikleri görüp unuttuk. Ama hayvan unutmadı. Tabii. Hayvan unutmadı. Şu hadisle tamamlayalım mı bölümü? Tabii sonra ki, Osmanlı dönemindeki uygulamalara geçelim. Buyurun.
Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizde bir ağaç fidanı varsa dikiniz. Tabii ki. Tabii. Aslında işin i̇şte, her şeyi. Tabii özetim. İşin her şeyi. Hatta değil mi? Eski Osmanlı döneminde ne cüret yeni yaş ağacı kesmek. Kimse buna cüret edemezmiş ama yaşlanmış, eski, kurumuş ağaçları dahi kesmeye giderken baltayı şöyle bir beze sarıp koltukların altına saklayıp göstermeden giderlermiş. Çünkü gerçekten ağaç canlı gören, duyan, bilen, hisseden, insan kadar hisseden. Yani bunları anlamak için Hazreti Mevlana der ki, senin en cansız zannettiğin dağların, taşların bile en az senin kadar gören gözü, işiten kulağı vardır. Eğer inanmıyorsan aç Zilzal suresini oku. Çünkü Zilzal suresinde kıyamet anında bütün dağların, taşların, ağaçların, her şeyin dile gelip doğruyu söyleyeceği. Ya Rabbi senin bu kulun benim yanımda şunu yapmıştı, gördüm. Diyor ki eğer inanmıyorsan aç Zilzal suresini oku. Gerçekten de evrende cansız diye hiçbir şey yok. Hele de ağaç bildiğimiz insan kadar gören, duyan, hisseden bir varlık. Hatta değil mi efendim, ansiklopedilerde yazıyor. Eğer ki birisi veya bir keçi, bir İngiliz ansiklopedisinde okumuştum. Bir keçi ormana gelip ağaçlara zarar vereceği zaman hemen ilk baştaki ağaç bir koku salgılarmış. O ona ta ki sonuna kadar dikkat, sana zarar verecek biri geldi. Hatta bir akasya varmış. Akasya bir anda zehir salgılarmış o kokuyla birlikte. Ve keçi gelip onu kemireceği zaman o anda bir zehir salgıladığı için keçi onu kemirdiğinde zehirlenirmiş. Ve bütün akasyalar hepsi birden zehirlenirmiş. Şimdi bu nereden bulunmuş? Ormanda bazı insanlar ormandan, o ağaçtan topladıkları bazı meyveleri yedikleri zaman ölmüşler. Tabii ki bunu bilim adamları çok ciddi bir araştırmaya girmişler. Sonuçta bu olayın bu yönünü keşfetmişler. O tür akasya ağaçları kendine zarar verileceği zaman bir zehir salgılıyor. O anda bütün ağaçlar boydan boya o zehri salgıladığı için ilerideki herhangi bir insan o anda oradan herhangi bir meyve yediği zaman zehirleniyor. O anda. Yani ağaç kendine zarar vereceğini fark ediyor. Hem diğer ağaçlara haber veriyor. Hem bir anda zehir salgılıyor, kendini koruma altına alıyor. Hocam, nasıl buna cansız diyebilirsin? Bu geçen sene yangınlarda oraya yardıma giden arkadaşlarımdan duydum ben de. Yani biz yardım etmeye gittik oraya, elimizden geleni yaptık. Ama tabii bunu herkes söylemedi. Birkaç böyle daha duygusal, daha empati duygusu yüksek olanlar İpek diyorlardı, o ağaçların çığlığını duyma gerekiyor. Ya bildiğin çığlık atıyorlardı. Doğru. Şimdi çığlık doğru. Atar mı ağaç? Atar. Tüylerim diken diken oldu. Atar. O cümleyi duydum, atar. Daha da çok etkilendim. Atar. O kadar ağaç örtüşüyor ki sizin mı söylediğinizde. Çünkü ağaç yanıyor çığlık ve atar mı? Tabii hani ki hepsi canlı, yanıyor. Canlı, o ümmet yanıyor yani canlı, aslında. Canlı. İnşallah tedbirler de alınmıştır şimdi, bu arada. Bir daha yaşamayız ülkemiz adına. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman devrin Şeyhülislam'ına şöyle bir soru soruyor. Malum bazı ağaçları karıncalar böyle dalar ve karıncalar daladığı zaman da o ağacı içten içe oyarlar, kuruturlar. Kanuni Sultan Süleyman bu duruma vurgu yaparak Şeyhülislam'a diyor ki, "Drahtı ger sarmış olursa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca?" Ve Şeyhülislam ona aynen bir şiir dilinde cevap veriyor. Diyor ki, yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan alır hakkını karınca. Hmm. Yani Kanuni Sultan Süleyman diyor ki Şeyhülislam'a, bak ağacı karıncalar dalamış,
Dırahtı ger sararsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Bak ağacı karıncalar dalamış, zarar veriyor. Hı-hı. O zaman ben bu karıncaları öldürmeye, yok etmeye kalkarsam bir zararı, bir günahı var mı? Hı-hı. Şeyhülislam da cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan alır hakkını karınca. Ya. Yapma diyor. Yapma. Yarın ulu divanda karınca senden hakkını alır. Alır. Alır mı alır? Alır. Vallahi alır. Alır mı ona alır? Göre. Alır mı alır? Çünkü o da bir ümmet. O da bir canlı. Ağzı dili olmayan hayvanlardan çekininiz diyor Peygamber Efendimiz. Onlara eza etmeyiniz. Bu konuyu seçmemizin nedenlerinden bir tanesi hocam şu aslında. O kadar son yıllarda hayvan hakları ile ilgili videolar, sosyal medyada yapılan işkenceler, dayaklar, tacizler görüyoruz ve bu haberleri okuyoruz ki hayvan hakları için mücadele eden bireysel ya da dernekler ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat ne yazık ki çözüm olmuyor. Yani gerekli yerde değil, hala değil. Bence hala değil de bunu yurt dışındakiler çok güzel çözmüşler. Yabancı memleketler. Dilerim biz de bir gün çözeriz. Çok ağır cezalar var çünkü. Ama bunun ötesinde son dönemlerde çocukların taş atması, çocukların köpeklere işkenceleri çok gündeme geldi. Dolayısıyla aslında çocuğunu biraz eğitmen gerekiyor bu noktada. Yani eğitim aslında ailede başlıyor ya her anlamda. Ama hayvan sevgisi, doğa sevgisi noktasında da çocukta başlıyor. Değil mi? Yani biraz çocuklarımızı bu noktada eğitmek gerekiyor. Tabii ki İpek Hanımcığım, yani her konuda olduğu gibi hayvan sevgisinde de çocukları hayvandan korkutmak yerine hayvanın da bizler gibi birey olduğunu, ümmet olduğunu, bırakın kaç kişi biliyor Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Yeryüzündeki bütün hayvanlar, gökyüzündeki bütün kuşlar sizin gibi ümmettirler. Eğer bizler inandığımız dini, inandığımız Kur'an-ı Kerim'i, inandığımız peygamberi layıkı ve çiğle bilmiş olsak hiç bunlara gerek kalmayacak zaten. Hiç bunlara gerek kalmayacak. Çünkü Cenab-ı Allah bir sistem kurmuş zaten. O sistemde insana belli bir yer vermiş, hayvana belli bir yer vermiş, nebata da ayrı bir yer vermiş. İşin diğer bir tarafı da bu hayvanları, bu ağaçları, bu çiçekleri, bu böcekleri insan için yaratmış ve insana hediye etmiş. Evet. Emanet etmiş. Kur'an'da da yine başka bir ayet var. Emanete hıyanetlik etmeyiniz. Cenab-ı Allah bu hayvanları yaratmış, bize yardımcı olsunlar diye ve bize emanet etmiş. Onlardan bizi sorumlu tutmuş. Elbette emanete hıyanetlik edersek bunun bedeli büyüktür. Osmanlı Devleti'nde hayvan hakları beyannamesi çıktığı zaman Batı'da, Paris'te kedi köpek yapma festivali yapılıyordu. Ya. Tarihi de iyi bilmek lazım. Tabii. Şu an için öyle. Tabii, evet, yani ya biz bunu çözmüşüz. İşte, biz bunu zamanında çözmüşüz. Ya şöyle diyelim mi hocam, daha aydınlatıcı olsun. Eski dönemde, Osmanlı döneminde bu kanun çıktığı vakit Avrupalılar, Amerikalılar hakikaten hiç bir haberdi hayvan hakları. Bırakın hayvan hakları, insan hakları dahi yoktu. Yoktu. İnsan hakları beyannamesi kaç yüz yıllar sonra, yani Osmanlı'da hayvan hakları ile ilgili kanunlar, fermanlar yayınlanmaktan 300-500 sene sonra çıktı insan hakları beyannamesi. Peki neden Osmanlı döneminde daha 1400-1500 yıllarında hayvanlarla ilgili böyle kesin kanunlar, fermanlar vardı? Çünkü temeli İslamiyet'e dayanıyordu. Yani kanunlar Cenab-ı Allah'ın verdiği hükmüne göreydi. Çünkü biliniyor, bunlar da sizin gibi ümmettirler. Size emanettirler. Bunların hakları var. Bunlara zarar vermeyeceksiniz. Bunun bir vebali var. O dönemin insanı, hayvana zarar vermeyeceksin, hayvan sana emanet, bunun bir vebali var, bunun bir faturası var, ödersin. Bunu bildikleri için daha 1400'lü yıllardan başlayarak hayvan hakları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet devrinden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan bütün mabetlere
kuşlar için evler yaptırmak ve mabetlerin olduğu her yere, ama istisnasız, yani mabet dediğimiz camidir, mescittir, tekke, dergah, medrese artık. Bu tür yerlerde manevi görev yapan her yerde mutlaka sokak hayvanları için barınaklar yapılması fermanlaştırılmıştır. Bir camide, bir mescitte, bu tür yer, medreselerde hayvanlar için barınak olacak ve yine kanunlaştırılmıştır. Her gün onlara su, ciğer, bir de ciğer, kedi ciğeri çok sever, başka türlü yemden de bahsedilmiyor. Ciğer ve çeşitli yiyecekler fermanla kanunlaştırılmış ve bunları yapması için özel vakıflar kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet devrinde mabetlere, caddelere, sokaklara ve benzeri yerlere evler yapılacak hayvanlar için. Onların yiyecekleri koyulacak, içecekleri koyulacak, barınacak evler yapılacak onlara. Ve bu da devlet gözetiminde özel olarak kurulmuş vakıflar tarafından yapılacak. Bu fermanla kanun olarak kabul edilmiş. Bunun dışında kış aylarında ormandaki veya yerleşim yerindeki olmayan hayvanlar aç, susuz kalmasın diye ormanlara, insanların olmadığı yerlere et, ot, buğday ve tuz. Şimdi tuzu da anlayamadım. Bakınız, bu da Osmanlı kanunları içerisinde işte vahşi hayvanlara et, ot yiyen hayvanlara ot, kuşlara yem ve bir de tuz var. Demek ki hayvanların tuza da ihtiyacı var. Bir şekilde bu hayvanlar bir şekilde tuz ihtiyacını karşılıyor. Ama ortam kar, kış, kıyamet, bu tuz ihtiyaçlarını karşılayamayacaklar. Bu da kanunlaştırılmıştır fermanla. Devlet gözetiminde kış aylarında halkın dışında kalan yerlere et, ot, buğday ve tuz bırakılması kanunlaştırılmıştır daha 1500'lü yıllarda. Şimdiki döneme gelelim hocam. Böyle gidelim şimdiki, mi müsaade buyurursanız? Evet, şimdi şöyle şimdi, yapıyorlar. Mama bıraktığınız zaman sizle kavga ediyor bu insanoğlu. Yani bunlar fermanlaştırılmış ya geçmişimizde. Şimdi bildiğiniz bir dayak yemediğiniz kalıyor o hayvanlara. Ama ben Deniz zaman. Geçmişteki bu hayvanların geçmişte kalan asaletlerini paylaşmak istiyorum. Lütfen. O zaman tabii bu kadar motorize araçlar yok. Tabii. Mandalar ve bazı hayvanlar askeriye de çalışıyor. Şu o zamanın düzenine bakın ki 1600'lü yıllar bu. Askeriye de çalışan mandalar tıpkı bir asker gibi vakti saati geldiğinde emekli ediliyor. Evet, çok güzel. Emekli ediliyor. Çok. Ve boynuzlarının arasına o teşekkür belgesi asılıyor ve ona bir emekli maaşı bağlanıyor. Müthiş bir şey. Emekli maaşı niye bağlanıyor? Bu hayvan yıllarca zaten orduda hizmet etti. E şimdi bunu verirsen birilerine götürüp bunu çalıştıracak. Evet. Hayır, bu hayvan yaşlandı ve yeterince çalıştı. O zaman ona tezkeresi veriliyor ve bir de aylık bağlanıyor ki sahibi mangıra tamah edip de hayvanı çalıştırmasın. Al bu hayvanın emekli maaşı, sen götür buna bak. 1654 yılında şimdi insanlar için bakım evleri yapılıyor. 1654 yılında evsiz barksız hayvanlar için özel yaşlılar bakım evi yapılmış. Yani inanabiliyor musunuz? 1654 yılında yaşlanmış hayvanlar için sokaklarda perişan olmasınlar diye yaşlılar evi yapılmış hayvanlar için. Ve bu Osmanlı Devleti zamanında devlet eliyle bakılıyor bu hayvanlar. Tıpkı bizim şimdi büyüklerimizi inşallah koymayız, imkanlar olur biz bakarız, ama yaşlılar evine koyduğumuz gibi hayvanlar için yaşlılar evi yapılmış. Şu da benim çok ilgimi çeker. 1856 yılında, bakın bu da o kadar çok uzak değil. Yani 1800'lü yıllarda, 1856 yılında bir fermanla hayvanlara tatil günü ilan edilmiş. Ya Rabbi. Çok güzel. Nasıl güzel. Yani ya. Gerçekten 1856. Çok yakın nereden bir Osmanlı dönemi. O zamanlar tatil günleri cuma günü ve Osmanlı Devleti ferman çıkartıyor. Bir insanın
dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi hayvanın da dinlenmeye ihtiyacı vardır. O zaman Cuma günü insanların dinlenme günü ise hayvanların da dinlenme günü. Bir insanın kendi yük hayvanına, kendi hayvanı olduğu halde kesinlikle sırtına yük vurması kanunen yasaklanmıştır. Cuma günü hayvanlar izinlidir, dinlenecektir. Hayvanları sırtına fazla yük yüklemek kanunen yasaklanmıştır. Ve cezası var. Hem de nasıl cezalandırılıyor? Bununla ilgili çok güzel bir menkıbe anlatılır. Bir şehremini, İstanbul'da bir semt malum şehremini. Şehremini belediye başkanı demek. Osmanlı döneminde şehremini, şehrin emini, günümüzün belediye başkanı gibi. İşte Osmanlı'da böyle bir kanun çıkınca hayvanların sırtına taşıyacağına fazla yük yüklemeyeceksin ve sırtında yük ile bekletmeyeceksin. Bakınız bu da çok önemli. Sırtında yük ile bekletmeyeceksin. Yükü varsa beklemek zorundasın. O zaman yükünü indir. Sen yoruldun, gidip dinleneceksin. Eşeğinin, katırının sırtında yük var. Onu şöyle bir yere bağladın ama o yüküyle duruyor. Sen gittin içeride olmaz. Hayvanın da yükünü boşaltacaksın. Böyle bir kanun. Ve şehremini gezerken, yani belediye başkanı gezerken bakıyor ki eşeğin sırtına yük vurulmuş, bir yere de bağlanmış. Eşek sırtında yüküyle duruyor. Hemen şehremini orada bir işte bizim şu an kafe dediğimiz kahve, erkeklerin oturup çay içtiği, dinlendiği yer. Oraya giriyor. Bu kapıdaki eşek kime aittir diyor. Sahibi çıkıyor, bana aittir. Dışarı gel diyor. Adam dışarı çıkıyor. Eşeğin sırtındaki yükü alıyor. Adamın sırtına koyuyor. Şimdi sen burada ayakta bekle diyor. Eşeği oraya oturtturuyor. Çok güzel. Ancak yani evet, kanunlar incelsin, kanunlar zarif olsun, naif olsun, olsun isteriz. Kanunları bırakın da insanların tüm zarif naif olsun ama işte böyle eşeğin sırtındaki yükü alıp sırtına da vermezsen de anlaşılmıyor yani. Bazı insanların da hilkati zarif, naif, hassas değil. O zaman kişinin hilkatine göre davranmak icap ediyor. Bakınız nasıl güzel bir örnek teşkil ediyor ki 1600'lü yıllardan beri söyleniyor. Eşeğin sırtındaki yükü alıyor, adama veriyor, sen bekle ayakta diyor. Hayvana da sen de otur diyor. Yani günümüze gele 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 gele, şimdi artık değil ki, yani insan hayal bile edemiyor hayvanlara tatil bana günü. Bana masal gibi anlattın. Hayvanlara hocam, tatil günü. Bir masal. Bizim yani. Osmanlı'da bunlar olurken batılı gezginciler, ya. Bu Osmanlılar, bu Türkler hayvanlarla kafayı yemiş. Hayvanlara şöyle saygı gösteriyor, hayvanlara böyle ilgi gösteriyor. Çünkü o zaman mesela bazı insanlar tüm gelirini kedilere ciğer dağıtılması üzerine yapıyor. Bu gayet normal yani. Bir vakıf kuruyor. Tüm gelirini o vakfa bırakıyor. Vakfın bir tek işlevi var. Kedilere ciğer dağıtacak. Tabii ki batılı bu dönemler Osmanlı'da yapılırken batıda hayvanın bir hakkı olduğu, sevilmeye, saygı gösterilmeye layık olduğu bilinmiyordu bile. Gerçekten o zaman Osmanlı Devleti'nde bu kadar, hatta şu da çok önemli değil mi? Veterinerlik ilk Osmanlı Devleti'nde meydana çıkmıştır, kurulmuştur. Gurabay Laklakan ismiyle. Evet söylemiştiniz. Değil mi? Gurabay Laklakan. Osmanlı Devleti'nde veterinerlikle ilgili bir kurum olup da yani Gurabay Laklakan ne kadar ince bir düşünce. Göçmen kuşlar uçarken yorulurlar, yere düşerler. Bunlara bakmak için bir veterinerlik yeri kurulmuş. Hayvanlarla hocam, ilgilensinler şimdi, diye. O göç yolundaki nehirleri kuruttuk yani. O kadar bilinçsizdik. İşte yani. Biz bunları yaparken biz bunlarla uğraşırken göçmen kuşlar ola ki kanadı yorula bunlara bakalım derken batıda hayvan hakları diye bir şey yoktu. Gerçekten bu konuyu fakir çok iyi araştırdı. Biz bunları yaparken Paris'te kedi köpek yakma festivali yapılıyordu. Kedileri köpekleri yaparak festival yapılıyordu. Bütün bu güzellikler bizden onlara kaydı. Onlardaki de bize kaydı. O zaman efendim batı 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 diyeceğimize aslımıza dönüp bakıp zamanında ne kadar da güzel kanunların devrimizde kurulduğunu, aslında Batı'nın bunları buradan aldığını
düşünüp aslımıza dönmemiz lazım. İnşallah. Aslımıza. Dediğiniz o kadar doğru ki, yani o kadar ilerdeymişiz ki. Çok geriledik. Her anlamda bu kadar gerilemek gerçekten yani. Ama cümle kuramıyorum yani. Evet, ben yani de şunu da arz etmek istiyorum İpekciğim. Buyurun. Evet, hayvan severler çok. Ve gerçekten canla başla bu konuda gönüllü hizmet edenler var. Çok. Ben de şunu şöyle düşünüyorum. Cenab-ı Allah yarattığı her kuluna sahip çıkar. Cenab-ı Allah yarattığı hayvanını elbette sahip çıkar. Birilerinin gönlüne hayvan sevgisini verir. Onları da nereden nereye götürür, o hayvanlara yemek verdirir. Yani insanlardaki bu hayvan sevgisi de yine Cenab-ı Allah'tan. Ki evlat sevgisinin de Allah'tan olduğu gibi. Her ana evladını çok sever ama o evlat sevgisini ananın gönlüne koyan Allah'tır. Yarattığı kulu sevgiyle, şefkatle büyüsün diyedir. Şimdi bu hayvanseverlerimize saygı duyuyorum. Ben denizle az evvel arz ettim. Burada yüzlerce hayvan var. Birileri de zannetmesin ki burada hayvanlara bir bakıcı var. Yok efendim, yok. Bunların hepsine fakir bakıyorum. Evet. Hepsine fakir bakıyorum. Sabah yüzlerce hayvan. Bu hayvanların yemesi, içmesi, barındıkları yerin temizlenmesi, her işi bendenizin üstüne. Çok nadirdir, eğer yetişemezsem, böyle bir program varsa, hayvanların yemek saati gelmişse, bendenize yardımcı olup götürüp onun yemeğini veren istisnai bir durumdur. Bu hayvanlara bizatihi kendim bakıyorum. Dolayısıyla bendenizle bir hayvan severim. Fakat sokaklara sadece götürüp yemek vermek sorunu çözmez. Daha derin düşünmeliyiz. Yani hayvanseverler olarak bir araya gelmeliyiz ve buna bir çözüm üretmeliyiz. Yani sokaktaki hayvanlara yemek vermek onu sürekli sokağa bağımlı kılıyor. Tamam, güzel, bu dilenciye mangır vermeye benziyor. Hani ne diyorlar? Dilencilere siz böyle sürekli mangır verirseniz bunlar çalışma gücünü kaybederler. Çalışma alışkanlığını kaybederler. Dilenme alışkanlığı kazanırlar. Kime verip kime vermeyeceğinizi bilin. Gerçekten ihtiyaçlısına verin derler. Değil mi efendim? İnsan da böyledir. Şimdi biz bu hayvanlara sürekli götürüp mama vermekle, evet iyi yapıyoruz, bir şey demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu hayvanları sürekli sokağa bağımlı kılıyoruz. Verelim ama buna da bir çözüm üretelim. Nasıl bir şey yapabiliriz? Yani çok düşündüm. Bu konuyu son günlerde çok düşündüm. Neden? Bazı çocukları hayvanların saldırısına, başıboş hayvanların saldırısına uğradılar. Kimisinin ayağı koptu, kimisi öldü, kimisi öyle oldu, kimisi böyle oldu, değil mi? Hele en son bir kızımız. Allah annesine babasına sabır versin. Kolay bir iş değil, kolay bir iş değil. Bütün bunları yaşamış olmak bendenizi tefekküre yönlendirdi. Yani sokaktaki hayvanlara sürekli götürüp yemek vermek çözüm mü? Sonuçta naçizane bağışlasın aziz dinleyicilerimiz, bunun çözüm olmadığını düşündüm. Götürüp verelim, vermeyin demiyorum. Geçici bir çözüm. Sadece doyuruyor. Vermeyin demiyorum, verelim. Ama bakın, örnekler önümüzde. Barınaklar yapılmış. Şimdi şu an barınaklar var ama biliyorum, hemen duyuyorum. Hocam diyecekler, siz o barınakların nasıl olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum, ben denizde gidiyorum. Evet. O zaman diyorum ki, biz sivil toplum kuruluşları olarak birleşelim ve bu barınakları iyileştirmenin yoluna gidelim. Yani onları bir iyileştirelim. Yani şimdi ne diyoruz? Barınaklar çok kötü. Bunları götürüp oraya vermeyelim, burada besleyelim. Tamam, haklısın. Ama o zaman enerjimizin bir bölümünü barınakları nasıl iyileştirebiliriz? Gerekirse gidelim. Gönüllü çalışalım, değil mi? Bazı okullarda mesela biliyorum ben, çocuklar barınaklarda gönüllü çalışıyor. Mesela öğretmenler çocuklarına hayvan sevgisi verebilir. Çocuklarını hayvan sevgisi aşılamak için ve sosyal bir çalışma olarak barınaklarda çalışma. Mesela bir okul başlattı bunu. Öğrenciler düzenli olarak gidip barınaklarda çalışıyorlar. Aslında şey olması gerekiyor hocam, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına hayvan sevgisi, çevre sevgisi dersleri girmeli. Şimdi evet, ben kabul ediyorum. Bu devlet eliyle yapılmalı. Geçmişte ortak bunlar yapılmış olmuş. Ama evet, devlet buna el koymuş. Devlet kararnamesiyle, devletin çıkarttığı fermanlarla bu işler yapılmış.
Evet, devleti bu işe gerekirse teşvik edelim, yardımcı olalım. Yani biz de halk olarak, hayvansever olarak bir sistemi kurmak için gayret gösterelim. Yani hepsini devletten beklersek olmuyor işte efendim. Ne diyeyim, olmuyor, olmuyor. Ama ortak paydalarda buluşmak. Buluşalım, çok kıymetli. Buluşalım, birlikte projeler üretelim. Evet. Bu barınakları nasıl iyileştirebiliriz? Çünkü hocam, devlet desteği olmazsa bu söylediklerimiz olmaz. Çok zor olur. Yani kesinlikle. Özellikle belediyeler. Tabii ki. Yani tabii bazı ki. Belediyeler var ki, şimdi bunları da söyleyelim, teyze etmek gerekir. Gerçekten çok önem veriyorlar ve çok iyi barınaklara sahipler. Ama çok yüzde anlamda çok az. Hocam süremiz çok... Doldu taştı süre gitti. Peki, o zaman burada doğru anlaşılmak anlaşılmak istiyorum. Evet, bu işler devlet desteksiz olmaz. Hem fikiriz ama biz hayvanseverler de bir sosyal çalışma olarak hem hayvanlarımızı besleyelim hem de onlara daha iyi barınacakları yerler yapmak için el birliği yapalım. Gerekirse devletle birlikte çalışalım. Yani bu konuda da bir şeyler yapalım ki biz bu hayvancıkları sokaktan alalım. Güzel onların evleri olsun, barınakları olsun inşallah. Evet, sonra da bizimle ilgili güzel cümleler kursunlar. Tabii çünkü ki. Yani, tabii ki. Düşünsenize sizi böyle övdüklerini ahirette. Aa, İpek abla gelmiş. Aa, Hayat Nur hocamız gelmiş. Tabii ki. Ne kadar çok severdi bizi. Yani insanların insandan razı olması önemli ama insanın insandan razı olması gibi hayvanın da insandan razı olması gerekir. Eğer ki bir hayvan insandan razı değilse Allah o insandan razı olmaz. Son cümle bu olsun. Allah'ın razı olması önemliyse o zaman hayvan senden razı değilse Allah senden razı olmaz. Hayvanın haklarını gözetmeliyiz. Gerçekten hayvanı kendimizden razı etmeliyiz. Bu bizim insanlık görevimiz. Evet. Emanetlere iyi bakacağız. Efendim biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Hayvan deyince kendimizden geçtik. Kusurlarımız, eksiklerimiz. Hararetli oldu hocam bu program. En zayıf tarafım. Başlayın. Hoşçakalın.